Bölüm 23. Yüksek kurulu dikkatle süzen Paulus, "Kardeşler," dedi, "ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım." Başkâhin Hananya, Paulus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Paulus ona, "Seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır," dedi. "Sen hem beni kutsal yasaya göre yargılamaya oturmuşsun, hem de yasayı çiğneyerek bana tokat attırıyorsun." Çevrede duranlar, "Tanrı'nın baş kâhinine hakaret mi ediyorsun?" dediler. Paulus, "Kardeşler, baş kâhin olduğunu bilmiyordum," dedi. "Nitekim halkının hiçbir önderini kötüleme diye yazılmıştır." Oradakilerden bir bölümünün Saduki, diğer bölümünün de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Paulus, yüksek kurula şöyle seslendi. "Kardeşler, ben öz be öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım." Paulus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler, "Ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur," derler. Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisiler mezhebinden olan bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde, "Bu adamda hiçbir suç görmüyoruz," diye bağırdılar. "Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş?" Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Paulus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Paulus'a görünüp ona, "Cesur ol," dedi. "Kudüs'te benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerek." Paulus'u öldürme girişimleri. Ertesi sabah Yahudiler gizli bir anlaşma yaptılar. "Paulus'u öldürmedikçe bir şey yiyip içersek bize lanet olsun," diye yemin ettiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar baş kâhinlerle ihtiyarların yanına gidip şöyle dediler. "Biz Paulus'u öldürmedikçe ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye yemin ettik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Paulus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de adam daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız." Ne var ki Paulus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Paulus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Paulus, "Bu genci komutana götür. Kendisine ileteceği bir haber var," dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. "Tutuklu Paulus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış," dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. "Bana bildirmek istediğiniz nedir?" diye sordu. "Yahudiler söz birliği ettiler," dedi. "Paulus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu öldürmedikçe bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye yemin ettiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir cevap gelmesini bekliyorlar." Komutan genci, "Bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme," diye uyardıktan sonra salıverdi. Paulus Sezarya'ya yollanıyor. Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. "Akşam saat 9'da Sezarya'ya hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızrakla hazırlayın. Ayrıca Paulus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın." Sonra şöyle bir mektup yazdı. "Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam.
Bu adamı Yahudiler yakalamış öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdum. Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Paulus'u alıp geceleyin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Paulus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezarya'ya varınca mektubu valiye verip Paulus'u da teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Paulus'un hangi ilden olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince, "Seni suçlayanlar da gelsin. O zaman seni dinlerim." dedi. Sonra Paulus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için buyruk verdi.